Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde popüler bir konu olan, günümüzün en önemli konularından biri olan web programlama konusunda arkadaşlar sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Burada ilk gelişimden başlayacağız. Nasıl bu iş gelişti? 1990'lı yıllarda neler oldu? Günümüze kadar neler geldi? Bu teknoloji şu anda hangi noktada? Buna bakacağız arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu dersteki benim amacım size bir teknoloji öğretmek değil. Örneğin ASP.NET teknolojisini alıp sizlere öğretmek değil. Veya Python, Django teknolojisini sizlere öğretmek değil. Veya işte PHP. Benim amacım PHP öğretmek değil arkadaşlar. Ha, hocam bunlardan örnekler gösterecek misiniz derseniz arkadaşlar sizlere örnekler göstereceğim. Güncel teknolojilerden bilgi vereceğim. Ama arkadaşlar alıp hangi teknolojiyi seçeceğiniz size kalmıştır. Siz o teknolojiyi alırsınız, öğrenmeye devam edebilirsiniz ki şöyle diyeyim, internette arkadaşlar birçok bu konularda videolar paylaşılıyor, ders içerikleri paylaşılıyor. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki ben bu derste ne yapacağım arkadaşlar? Size bu teknolojilerin durduğu yeri artı bu teknolojileri nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Diyeceksiniz hocam niye bize örneğin Django'yu öğretmiyorsunuz sadece? Şimdi arkadaşlar sadece Django'yu size öğretirsem 2 sene sonra piyasada neyin olacağını bilemem. Belki PHP çok iyi bir ürünle çıkacak veya ASP.NET yine birilerini transfer edecek Microsoft ve yepyeni bir ürün ortaya çıkaracak. Bir anda onlar ünlenecek, bir anda onlar ön plana çıkacak. Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Bu açıdan da ben örneğin belki React, Facebook büyük bir yatırım yapacak oraya ve yepyeni bir yapı ortaya çıkaracak. Ama siz arkadaşlar teknolojiyi bilirseniz teknolojiyi çok hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Ben bu teknolojiyi sizlere anlatmaya çalışacağım bu derste. İlk haftadan son haftaya kadar arkadaşlar göreceğiniz konular burada. Gördüğünüz gibi derslerime gelen de eklentiler yapıyorum arkadaşlar. Bu sene de eklenti düşünüyorum. Örneğin daha önce jQuery çok anlatıyordum arkadaşlar. Bu sene sonra AngularJS birazcık göstermeye başladım. Bu JS ile AngularJS'i biraz kıyasladım. Ama hiçbir zaman arkadaşlar bunların ayrıntısına girmedim. Çünkü başlı başına ders konuları bunlar. Ardından bu sene de arkadaşlar React'ı biraz anlatsam mı diye düşünüyorum. Onu size söyleyeyim. Belki bir React bölümümüz de bu sene olacak bu taraftan. Şimdi ders notlarımda da biraz bu konuya hakim olan kişiler fark etmiştir. Öncelikle arkadaşlar istemci tarafından başlayacağım. Ardından da arkadaşlar sunucu tarafına geçeceğim. İstemci tarafında arkadaşlar özellikle temel konuları size anlatacağım. Ardından da arkadaşlar sunucu tarafından da farklı programlama dillerini arkadaşlar size gösterip temel bunlar da üzerinden de temel konuları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Diyeceksiniz hocam bu dersi benzerleri var mı? Nasıl işleniyor? Tabii biz hocalar olarak arkadaşlar şunu araştırıyoruz. Dünyada bu ders nasıl işleniyor? Örneğin ben tabii ki Stanford'u genelde tercih ederim. Stanford'da arkadaşlar bu ders daha yeni yeni gelmeye başladı diyebilirim. Daha önceden farklı dersler altında arkadaşlar konu olarak gösteriliyordu daha çok. Şu anda arkadaşlar temel bir ders olma yolunda. Ama Introduction to Web Programming Harvard Üniversitesi'nde gösteriliyor arkadaşlar. Geçen seneki dersleri Python, Django'yu gösteriyorlar daha çok. Yani onun üzerine sistemi kurmuşlardı. Burada arkadaşlar başka bir üniversitede var. Artı benim kullandığım arkadaşlar ders notları daha çok Rochester Üniversitesi'nde arkadaşlar. Bu ders işlenirken benim mantalitemle işleniyor. Ve genelde öğrenciler dediğim gibi bir teknolojiye adapte etmiyorlar. Birçok teknolojiyi öğretiyorlar. Ondan sonra arkadaşlar siz alın bu teknolojiyi kendi ihtiyacınıza göre hangisini öğrenmek istiyorsanız onu öğrenin. Türkiye'de de arkadaşlar genelde güncel ders programlarında bulunuyor. Sakarya Üniversitesi'nin güzel güncel programı var. Karadeniz Teknik Üniversitesi daha 3-4 sene önce sanırım ders programlarını değiştirdi. Arkadaşlar benzer dersleri onlar da sahipler. Ama işte dediğim gibi genelde bir teknoloji seçiyorlar. Benim amacım burada teknoloji seçmek değil. ASP.NET üzerine kurulu arkadaşlar Sakarya Üniversitesi. Örneğin Karadeniz Teknik'te PHP'ye yönelmiş durumda. Büyük ihtimal tahminim Laravel gösteriyor olabilirler arkadaşlar. Peki web programlama deyince tabii çok geniş bir dünyaya sahibiz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bu derste neleri öğrenmeyeceğimizi de söyleyeyim size. Arkadaşlar ben size bir JPEG resmi nasıl hazırlanır, GIF resmi nasıl hazırlanır, bunu göstermeyi düşünmüyorum. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Adobe nasıl kullanılır? Yok. Web sayfasında arkadaşlar menüyü şuraya yapın. Şurada daha etkili olur. Şu tasarım daha iyidir.
Arkadaşlar ben tasarım konusunda çok çok süper birisi değilim, onu size söyleyeyim. Hazır şablonlar kullanmayı tercih ediyorum. Bunlar hakkında bilgi veririm arkadaşlar. Ama arkadaşlar işte sayfanın kullanılabilirliği, erişilebilirliği. Genelde arkadaşlar basit sayfalar yapmaya çalışıyorum. Bu tarafa da girmeyeceğiz, onu size söyleyeyim. Dağıtık veya bulut yapısına da girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani siz özellikle günümüzde dağıtık sistemler, load balancing gibi konular çok çok popüler. Ha, derste çok az bunlar hakkında bilgi verebilirim ama bunların ayrıntısına girmeyeceğiz. Performans da arkadaşlar bizim bir buradaki kriterimiz olmayacak. Örneğin resmi küçük yapmak tabii ki web sayfanızın daha hızlı yüklenmesini sağlar arkadaşlar. Bu tür performans optimizasyonlarına arkadaşlar burada girmeyi düşünmüyorum. O hariç veri depolaması, veri işleme teknikleri yani veri tabanı tarafında tamam ufak tefek örnekler yapacağız ama çok ayrıntıya girmeyeceğiz açıkçası. Veya günümüzün popüler teknolojilerini sizlere burada göstermeyeceğiz. Veri depolama konusunda. Örneğin Firebase'i alıp kullanmayacağım arkadaşlar. Veya bir NoSQL sistem kullanmayacağım bu derste. Web uygulamaları da arkadaşlar test ve kalite açısından da bu derste arkadaşlar bir anlatımımız yok. Bu konulara giriş yapmıyorum arkadaşlar. Web dünyası çok büyük bir dünya. Ben arkadaşlar bu dünyadan size temel teknolojileri alıp göstereceğim. Burada tabii bilgi vermediğimiz teknolojiler de olacak arkadaşlar ama onları da derste kısaca bir tanıtacağım. Artık siz ileride hangisini kullanırsınız onu seçebilirsiniz. Arkadaşlar derste yazılan kodları artık 2 senedir arkadaşlar Visual Studio Code'da yazıyorum. Ve bundan sonra da arkadaşlar Visual Studio Code'u kullanmayı düşünüyorum. Tüm programlama dillerine desteği var arkadaşlar. HTML, JavaScript, CSS bunu da yazmak kolay. Angular, Vue.js ve diğer teknolojilere de desteği olan bir yapı arkadaşlar. Visual Studio Code. Ayrıca ücretsiz, açık kaynak ve şu anda arkadaşlar gittikçe popülerliği artan bir IDE'miz. O halde arkadaşlar GitHub'a kodları yüklemeyi düşünüyorum. Ayrıca derste yazdığımız kodlar arkadaşlar ve diğer bilgileri de biliyorsunuzdur. Benim ADS'deki arkadaşlar linkte bir bozulma var. Onu onarırız. Tabi buradaki arkadaşlar web tasarım programlama eski hali bu. Bu fakat dersimizin sadece ismi değişti arkadaşlar. Bu sene web programlama dersi soruyoruz. Tasarım kelimesini buradan kaldırdık. Çünkü dünyada da arkadaşlar pek kullanılmıyor artık. Web programming olarak geçiyor ders. Öyle bir isme kavuşmuş durumda. Şimdi arkadaşlar burada da alacağımız konuları görüyorsunuz. Bunların hepsini arkadaşlar PDF'lerini, slaytları buradan indirebilirsiniz. Derste yazdığımız kodları buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. O hariç şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Web sayfamda da, erdinçuzun.com'da da arkadaşlar ilgili dokümanlar paylaşıyorum. Derste onları da refere edeceğim arkadaşlar. Birçok konuyu arkadaşlar burada paylaşmaya çalışıyorum erdinçuzun.com'da da artık. Evet, temel girişi verdik arkadaşlar. Şimdi başlayalım dersimize.